Football and Vlog Time kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. FIFA Mobile beta oyunuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz, artık tam bilemeyeceğim ama FIFA'nın yeni oyunu çıkacak arkadaşlar. Buna FIFA 19 Mobile de diyebilirsiniz, FIFA Mobile de diyebilirsiniz. Hep FIFA Mobile adında çıkartıyor ve bunu yeniliyor arkadaşlar her sene FIFA. Bunun da bu sene çıkartacağı oyunun da betasını yayınladı arkadaşlar. Ne zaman yayınladığını bilmiyorum. Ben yeni gördüm. Görür görmez de sizlere tanıtmak istedim arkadaşlar. Ben oyuna girdim. Bir takım şeyler yaptım ama aynılarını bir daha yapacağım sizler için. Sizlere oyunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu betası bir nevi demo gibi bir şey olduğu için yani oyunda bu tarzda bir şey olacak arkadaşlar. Yalnız ben oyunu çok beğendim. Gerçekten FIFA Mobile'de yapamıyordu oyun. Yani gerçekten hani FIFA Mobile olmuyordu. Gerçekten olmuyordu. Ama bu sefer o herhalde olmuş arkadaşlar. Ben gerçekten çok sevdim. İsterseniz şöyle bir göstereyim sizlere de oyunu. Hadi bakalım. Şimdi önce bir antrenmandan bakalım arkadaşlar. Şöyle şut eğitiminden bir başlayalım. Sizler de görün. Şöyle tam köşeye alalım kameramızı da. Dediğim gibi ben oyunu gerçekten beğendim arkadaşlar ve full ayarlardayız şu anda. Ne diyor? Ha, aynen aynı olay. İşte bize şu an oyunu öğretiyor arkadaşlar. Yani gerçekten grafikler iyi. Sadece ve sadece şeyi beğenemedim. O tribündeki insanları gene yapamamışlar. Hiçbir zaman olmadığı gibi gene olmamış arkadaşlar. Bunu dışarıya attık. Peki. O gene olmamış arkadaşlar. İnşallah onu da 2020'ye artık. Umudum pek yok ama inşallah 2020'ye. Niye kalecinin üstüne vurdun oğlum? Tamam. Şöyle. Şık bir gol atalım dedik. Bak gene. Ya bu çok zor değil mi arkadaşlar? Yani bakın. Direkt elinizi sürtüyorsunuz. Gol atmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten biraz sıkıntı oluyor da neyse. Hadi bakalım. Maç da yapacağız arkadaşlar. Maç pek uzun sürmüyor. Yalnız Chelsea maçına girmeyeceğim. Çünkü görüyorsunuz orada Chelsea maçı var. Orada 3-0 yenik başlatıyor oyun bizlere. Ondan bir önceki maça gireceğim arkadaşlar. Ama isterseniz şu antrenmana da bir bakalım. Dediğim gibi oyun gerçekten güzel ama inşallah yapay zekası da başarılıdır. Ki bence öyledir yani, o hakemler falan inşallah güzel, iyidir yani. Evet, dokunarak pas vereceğiz işte. Yani pas olayı bu arkadaşlar. Boşluğa dokunursanız da ara pas falan atıyor oyunda. Şimdi buna pas vereceğiz, oradan şut çekeceğiz. Artık ezberledim ben de. Evet, olay budur abi. Ama gördüğünüz gibi bence de grafikler güzel. Sizce de öyledir büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Burada yine bir oyuncu verdi bizlere. Bunlar önemli değil, verdiği oyuncular. Şimdi sıradaki bir antrenmanımıza bakalım. O da top sürme. Haydi bakalım. Bu kadar basit abi işte. Sürüyoruz gidiyoruz ya. Abi de şut çekelim istiyorsan. Çektirmiyordu neyse. Tamam. Hadi bakalım. Bunları hiç okumuyorum arkadaşlar. İşte top sür falan filan. Gerek yok. Gibi. Topu sür, şut çek. Güzel. Bu arada bir ara ben Call of Duty Mobile'den de bahsetmiştim hatırlarsanız. Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak? Herhalde Eylül sonu, Ekim başı veyahut en geç Kasım'da çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Öyle duyumlarım var. Öyle duydum. Büyük ihtimalle dediğim gibi o civarlarda çıkacaktır Call of Duty Mobile. Çıkar çıkmaz onun da yine videosu gelecektir arkadaşlar. Bu da yine çıkar çıkmaz videosu gelecektir. Ve bir maça girelim isterseniz. Hadi bakalım. Şu an ben hem PES yani en güncel PES 2019 Mobile ve yine buna da artık en güncel diyebiliriz. En güncel FIFA Mobile oyunlarını oynamış oldum. Sizler de görmüş oldunuz. Belki sizler de oynadınız artık bilmiyorum. Bak o şut oluyor işte, öyle değil. Ben hep alışmışım. Neyse dokunacağız abi. Pas için dokunacağız. Ve gerçekten bir de bunun beta olmasına rağmen gerçekten ben şu an FIFA'yı beğendim arkadaşlar.
gerçekten yapmışlar yani bu sefer. Gördüğünüz gibi bence yapmışlar yani bu sefer. Tamam, sakin. Bak hayır hayır. Ya hayır ya. Hep şut çekiyorum yanlışlıkla. Abi dokunacağız, dokunacağız. Ve bu şekilde isterseniz direkt otomatik kendisi. Burada biraz yapay zeka böyle devreye giriyor. Gördüğünüz gibi de faul yapıyor yapay zeka sürekli. Ona da dikkat ettim ben. Yani bu şekilde oynadığınızda, böyle yapmadığınızda, böyle yaptığınızda biraz faullü oluyor oyun. İster istemez mesela böyle. Evet. Ha bize yapmışlar peki. Bak ya. Şu an oyun içini, oynatımını tam beğenmemiş olabilirsiniz. Ama ben eminim ki bu düzelmiş olarak gelecektir karşımıza. Hayır oraya nereye veriyorsun oraya? Dur. Gel sen. Hadi bakalım gol mü? Değil. Olur. Ama bunun betası olduğuna göre arkadaşlar yakın bir zamanda herhalde bu oyun çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Aa, ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaştım şu an. Evet. Hadi bakalım. Bir de şöyle güzel bir yerden free kick falan. Ama beceremiyorum ben hiç. Bunu da hiç beceremem herhalde. Şöyle bir vursam. Hadi ya. Direğe yapıştırdık topu, iyi mi? Gördüğünüz gibi o taraftarlar uzaktan güzel gözüküyor ama yakında yani gözlerinizi ağlatıyor arkadaşlar. Mahvediyor, haberiniz olsun. Onları yine yapamamışlar maalesef. Ya da bilerek yapmıyorlar artık, bilmiyorum. Neden olmuyor? Bak şu an yapay zeka gene bir şeyler yaptı orada. Ha, zaten bitti mi? Evet. Aslında faul vardı orada, neyse. Ve kaleyi niye değiştirmedi acaba? Ya olabilir, bu hatalar olabilir dediğim gibi. Kaleyi değiştirmiyor yani. İkinci yarıda kalenin değişmesi lazım da biz niye gol atamıyoruz ya? Hop korner. Şöyle bir atalım. Korneri sen de şöyle bir vursan, gol atsan ne güzel olur. Çok güzel. Bu gol size gelsin arkadaşlar. Tabi tekrarlarını falan gösteriyor muydu? He, gösteriyormuş, evet. Unutmuşum. Gösteriyor, evet. Gördüğünüz gibi. Hadi izleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi oyun bu şekilde olacaktır. Ve orta olayını biraz yapay zekaya bırakmışlar. Mesela burada orta yapmadı. Pardon abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Orada mesela az önce orta yapmadı. Bir önceki pozisyonda orta yaptı. Onu biraz yapay zekaya bırakmışlar ama belki oyunun kendisi yayınlandığında o kontrollerden falan direkt tuş olayına falan geçebiliriz. Çünkü şu an hiç tuş olayı yok. Direkt elinizle, el hareketlerinizle kontrol ediyorsunuz oyunu. Orada da tabii ister istemez biraz yapay zekaya iş kalıyor. Ve buralarda gördüğünüz gibi bazı yerler biraz gerçek dışı gibi sanki. O müdahaleler falan yani bana biraz öyle geldi. Biraz yapmacık gibi geldi ama biraz beta olmasının etkisi de vardır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Vur oğlum. Ya ne oluyor ya? Ben vuramıyorum bu şekilde işte arkadaşlar. Olmuyor. Ben onu yapamıyorum bir türlü. Beceremiyorum. Çok çok basit pozisyonlar kaçıyor. Kulaklık da bir yerinde durmuyor ya. Fark etmişsinizdir belki kameraya bakıyorsanız. Abi ben çekiyorum ya bunu, neyse. Fikirlerinizi de bu oyunla ilgili, daha tabii çıkmadı ama
çıkacak bu oyunla ilgili fikirlerinizi de belirtirseniz iyi olur arkadaşlar. Yani merak ediyorum sizin fikirlerinizi ve güzel bir gol daha geldi. Tabii kendisini görmek lazım. Sonuçta beta. Kendisini de görmek lazım. Ama gayet akıcı, güzel. Sadece bazı o topa müdahaleler falan biraz bana yapmacık geldi. Gerçi o konuları biraz Erdal daha iyi anlayabilir. Ona da ben soracağım zaten. Nasıl sence diye. Şöyle bir vursam gol olur mu? Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Peki. Ve maçımız bitti. 2-0 aldık böylelikle arkadaşlar. Maç da bu şekilde oldu. Ama gördüğünüz gibi formalar olsun, canlılık olsun, gerçekten güzel renkler, şunlar bunlar güzel olmuş, güzel yapılmış. Ve bir paket verdi, hemen açalım. Evet, bir oyuncu verdi yine. Bunlar önemli değil zaten, şu an hani kadro falan var elimizde bu maçlar için, ama bu beta olduğu için ben bir daha oynamayacağım sonuçta bunu. Sizin için hani bir indireyim dedim. Bunu tekrardan oynamayacağım arkadaşlar. Zaten şimdi gördüğünüz gibi ne var? Karşı atak modu olacak mesela oyunun kendisinde. Teke tek modu olacak. Etkinlikler olacak. Bu etkinliklerden büyük ihtimal yine oyuncu kazanacaksınız veya oyun içi para kazanacaksınız vesaire. Onun yanı sıra ligler olacak. Mağaza olacak. Tabii bunlar şu an kilitli. Görevler olacak yine mesela. Kilitli diyor işte beta'da. Durum bu arkadaşlar. Ayarlara da şöyle bir bakalım. Herhalde burada grafiklerde falan bir problem yok. En yüksekte zaten gördüğünüz gibi. Başka da yok zaten. Kontroller vesaire burada. Yalnızca parmak hareketleri. Mesela bunları değiştirebiliyoruz. Evet, buradan değiştirebiliyormuşuz bunları arkadaşlar. Şey yapabiliyor muyuz acaba? Düğmeler falan, büyük düğmeler falan diyor. Oyun düğmelerinin boyutu küçük olur. Şimdi büyük düğmeler yazmışlar, altına da oyun düğmelerinin boyutu küçük olur. Ne demek istemişler anlayamadım. Bu tarz dediğim gibi ufak tefek hatalar olabilir. Beta olduğu için bunlara takılmamak lazım şu an. Oyun güzel arkadaşlar. Oyunun durumu bu. Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi de bekliyorum oyunla ilgili. Grafikler bu tarz olacaktır. Ama o şu anda gördüğünüz bir takım hatalar büyük ihtimalle olmayacaktır. İyice kusursuz bir oyunla karşımıza gelecektir bu noktada FIFA. Ben böyle tahmin ediyorum. Diyelim ve isterseniz videomuzun sonuna gelelim, ama videonun sonuna gelmeden önce sizlere teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir videoda ya unutuyorum ya bir şey oluyor. Teşekkür edemedim bu zamana kadar. Bu videoda sizlere teşekkür etmek istiyorum. Attığınız yorumlarla ilgili videolarımızın altındaki yorumlar bizim çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten bizi de iştahlandırıyor arkadaşlar. Sizlere teşekkürler. Bu noktada verdiğiniz destekler için, attığınız yorumlar için. Dediğim gibi sizler bizi çok mutlu ediyorsunuz. Kanalımız evet şu an küçük bir kitleye hitap ediyoruz, ama inşallah büyüyeceğiz arkadaşlar. Bu noktada da bize iş düştüğü kadar aslında biraz size de iş düşüyor. Sizden bir ricam var arkadaşlar. Bizi takip eden herkes, bu videoyu izleyen herkes, tanıdığı çevresindeki arkadaşı, eşi, dostu, akrabası, artık kim varsa, böyle 2-3 kişiye veya istediği kadar kişiye, ama bence minimum 2 olursa iyi olur, kanalımızı önerirse, onlar da bizi izlemeye başlarlarsa bir adım atmış oluruz arkadaşlar kanalımızın büyümesi adına. Sizler de inşallah bu noktada bizlere desteklerinizi verirsiniz. Eğer böyle bir şey yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar diyelim ve isterseniz videomuzu bitirelim. Oyun bu şekildeydi. Dediğim gibi mobilde çıkan yeni oyunları da tanıtacağım. Çıkan oyun olursa bu geldiğinde yine dediğim gibi tanıtacağım. Call of Duty geldiğinde tanıtacağım. Yapacağız arkadaşlar bir şeyler. Siz bizi takip etmeye, destek vermeye devam edin. Ve sırtınızı yaslayın. Çayınızı, çorbanızı alın. Ve bizi izleyin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.